Arkadaşlar merhaba. Bugün size sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Yemek olarak da güveç yapmıştım. Tarifini yukarıda bırakacağım arkadaşlar. Onun yanına dedim ki sebzeli bir bulgur pilavı yapayım. Bunu da arkadaşlarımla paylaşayım. Malzemelerim yaptıkça göstereceğim arkadaşlar size. Bulgur pilavının içine neler kattım. Basit evde bulabileceğiniz malzemelerden bir pilav olacak. Şimdi bir kaşık tereyağı kullandım. Altına yakıyorum tencereyi. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Bunların güzel erimesini bekliyorum arkadaşlar. Etli yemeklerin yanında böyle sebzeli bulgur pilavı bence çok güzel gidiyor. Siz de kesinlikle evlerinizde yemeklerinizin böyle etli yemeklerinizin yanına yapabileceğiniz bir pilav çeşidi olabilir. Tavsiye ederim. Bunu bu şekilde eritelim arkadaşlar. Doğramanızda da gerek yok. Bence pilavın içinde biraz böyle büyük soğan, biberlerin gelmesi daha lezzetli oluyor. Bunu bu şekilde böyle kavuralım arkadaşlar. Kavurmayacağız. Çok diri de bırakmayacağız. Şöyle hafif bir kavurma işlemini yaptıktan sonra yeterli olacak bizim için. Soğanı püsürdüğü şekilde kavurduk. İçine kırmızı biberle yeşil biberimi ekliyorum. Ben Charleston biberle kapı biber kullandım arkadaşlar. İsteyen biber kullanabilir. Yemeğimin tadı biraz acı olduğundan pilavımın daha sade olmasını istedim. Bunu da bir güzel böyle kavuruyoruz. Hepsini bir güzel karıştırıp kavurma işlemine devam ediyorum. Böyle renkli renkli güzel
pilav olacak arkadaşlar. Pilavımda salça ya da domates kullanmadım. Çünkü yemeğimdeki salça ve domates miktarı yeterli olduğundan pilavımın sade olmasını istedim. Ama siz eğer istiyorsanız salça ya da domates kullanabilirsiniz. Ve pilavımın üzerine karabiber, pul biber ve tuz ilave edeceğim. Baharatları istediğiniz şekilde damak tadınıza göre siz verebilirsiniz arkadaşlar. Biraz olsun pul biberin şöyle bir acımsı tat katmasını istiyorum ama çok fazla da kullanmıyorum. Kavurma biberin de aroması bu pilava çok iyi gidiyor. Bunu bu şekilde karıştıralım. Tarifimde 4 tane çalıstırma biber, 2 tane kapya biber ve 2,5 su bardağı, hatta 3 su bardağı diyelim, bulgur kullandım arkadaşlar. Çıkacak şekilde su ilave ediyorum. Çok fazla koymayalım arkadaşlar. Çünkü lapa olabilir pilavımız. Şöyle çıkacak şekilde koyduk. Şöyle bir karıştıralım. Ateşte demlenmesini bekliyorum arkadaşlar. Ara ara karıştıracağım. Su miktarına bakacağım. Ara ara karıştırdım. Bakın bu şekilde pişti. Görüntü şahane oldu. Şimdi servis tabağına alalım. Son halini gösteririz arkadaşlar. Pilavımı servis tabağına aldım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı